Ansiklopediler bilgi çağında yerini internete bıraktı. Artık her bilgi saniyeler içerisinde karşımıza çıkıyor. Ancak bu bilgiler özellikle de sağlık alanında tehlikeli olabiliyor. Bazı kişiler hastalığın çaresini doktora gitmek yerine internette arıyor. İnternet bilgi erişimi için en hızlı teknoloji. Ancak her sorunun cevabını internette aramak yanlış. Ansiklopediler geçmişten bugüne yerini internete bıraktı. Çünkü artık şu zamanda internette ne ararsanız arayın, her bilgiye saniyeler içerisinde ulaşabilmek mümkün. Şimdi hasta hanginiz diye sormayacağım. Ben zaten biliyorum. Bunun için buradasınız. Örnek vereyim, geçenlerde şey oldu, boğazımda ses kısılması oluştu. 2-3 gün geçmeyince sebebini araştırayım dedim. Hepsi çıkıyor yani, korkulu da çıkıyor, korkusuz da çıkıyor. Bir sürü değişik şeyler çıkıyor. Yani inandıklarımız oluyor tabii. Araştırmacılar Google'a yazılmaması gereken soruları listeledi. Uyuşturucu madde, hızlı kredi, suç aletleri yapımı, organ nakli ve sağlık sorunlarının internette araştırılmasının sakıncalı olduğu açıklandı. Özellikle sağlık sorunlarınız için çareyi internette aramamak gerekiyor. Çünkü karşınıza çıkan her bilgi doğru olmayabilir. Bunu hekim yerine tabii ki internetten tedavi olmak çok saçma bir şey. Çok sağlıksız. Maalesef insanlar hastaneye ya da doktora gitmekten çekinip kendi hastalıklarını internetten araştırıyorlar ve buna göre kendi kendilerine teşhis koymaya çalışıyorlar. Aslında bu çok yanlış. Bir sürü tehlikeli şeyler çıktı. Kansere kadar giden sonuçlar vardı. Ya zaten genelde öyle oluyor. İnternette çok fazla bilgi kirliliği var. Tabii ki de hani buna çok inanmamak lazım. Söylediklerimin dışında beni uyarma, tamam? Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Türk insanlarında genelde şey var, böyle bir doktor fobisi var yani, var yani. Bu bende de var yani. Hastane fobisi olan çoğu insan kendi hastalığının teşhisini internette arıyor. Ne ilacı alması gerektiğine kadar tüm bilgiyi internetten erişim sağlıyor. Ancak bu çok yanlış. Uzmanlar uyarıyor. İnternette arama motorlarında insanlar bazı belirtilerden şüphelenip kendi kendine teşhis koyuyor. Arkadaş tavsiyesiyle değil, doktor tavsiyesiyle ilaç kullanmalarını öneririm. Ne internetten, ne komşulardan, ne eş dosttan. Çünkü ona gelen bana iyi gelmeyebilir sonuçta. Yani yaşlarımız farklı olabilir. Yani etkileri farklı olabilir. O açıdan kullanmam. Uzmanların önerisi internete başvurmak yerine hastaneye gitmek. Biz bunun için yıllarca okuyoruz. Bunu internetten beklememeli. Mutlaka doktora ve hastaneye müracaat etmeli. İnternete başvurmak yerine doğrudan hastaneye gitmek daha mantıklı. Siz de öyle yapıyorsunuz. Evet, ben öyle yapıyorum. Herkese de öyle tavsiye ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.